Merhabalar değerli Turizm Report okuyucuları. Şu anda Eskişehir standındayız. Yanımıza Eskişehir'in İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Serttaş ve Sayın Birsen Gerçek geliyor. Kendilerinden Eskişehir'le ilgili biraz bilgi almak istiyoruz. Sayın, öncelikle Emit Fuarı'ndan beklentilerinizi öğrenebilir miyiz? Emit Fuarı Eskişehir'imizin 4. kez katıldığı bir fuar. Önemsiyoruz. Ve otellerimizle birlikte katıldık. Otellerimizin çalışmalarından da önemli bir gelecek bekliyoruz. Markalaşma adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz o konuda bilgi alabilir miyim? Eskişehir, İç Anadolu'da gerçekten kendisini gösteren ender şehirlerimizden birisi. Gün geçtikçe de tanıtmada çok fazla ve özellikle günübirlik turizmde de çok fazla hareketli olan bir ilimiz. Son yıllarda hepimizin malumu, herkes Eskişehir'den bahsediyor artık. Yani özellikle yeni yapılan kanal çalışmaları olsun, öğrenci şehri olması olsun, bir şekilde herkesin gündeminde. Benim merak ettiğim, tanıtım çalışmaları yaparken hala klasik yöntemler mi kullanıyorsunuz, yoksa işte mesela akıllı telefon uygulamaları olsun, işte dijital platformlarda yeni web sitesi uygulamaları var, tatil planlama gibi. Bu tür uygulamaları falan yapıyor musunuz? Bizim yaptığımız tamamen klasik yöntem. Gelenler birbirlerini anlatıyorlar. Herhalde en geçerli yöntem de o yöntem. Şu anda onda çok başarılıyız. Ve gelenlerin memnun etmeyi hastalığına zaten. Gelen memnuniyeti herhalde çok fazla ki Eskişehir'de gün geçtikçe tanıtımı ve geleni zaten artıyor. Bazı yerlerde biliyorsunuz fotoğraf ve video turizmi tanıtmak için en geçerli ve en güçlü öğeler. Çok başarılı ve çok profesyonel fotoğraf çalışmaları yapıyorlar. Bu fotoğrafların telif hakları da kendilerinde bulunuyor. Dolayısıyla basın olarak bizler de bunları kullandığımız zaman hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle çalışmalarımız var mı veya olacak? Şu anda görselde geçen, evet şu anda geçen görseldeki görüntülerin hepsi Eskişehir Fotoğrafçılar Derneği'nin bize verdiği kendi telif hakları olan görsellerdir. Ve onlardan irtibat halindeyiz. Görsellerimizi onlardan alarak kullanıyoruz zaten. Zaten birçoğunun Vatkan Gazi Barlas oynayan gibi, Sinan Bağlamı gibi bunlar hep telifli görsellerdir. Bir turistin Eskişehir'e gelmek için ne gibi gerekçeleri var? Neden gelsin Eskişehir'e? Birincisi ulaşımı çok kolay. Özellikle hızlı trenler dolayı. İkincisi çok güler yüzlü bir şehir. Üçüncüsü Orta Anadolu'da gerçekten yıldızı parlayan, özellikle batılı anlamda görselliği olan bir şehir. Bunları birlikte yaşamak istiyoruz. Bu arada tarihimiz var, doğamız var. Ve yeni yeni Sakarbaşı'nda sualtı dalışımız var. Sporuyla, tarihiyle, görseliyle gerçekten arkanızda gördüğünüz birçok şeyi de değerlendirelim. Gondoluyla, yani burası Eskişehir mi acaba dedirtecek, ürünleriyle, aşağıda gördüğünüz plajımızla ve yaptıklarımızla. Karakurt'u, Türkiye'deki ilk tren lokomotifi yapan Karakurt, Eskişehir üretimidir. İlk devrim arabası Eskişehir üretimidir. Ve bu arada da yeni proje olan ve Türkiye'nin önemli projesi, Milli Yüksek Hızlı Treni de Eskişehir projesi içindedir. Çok teşekkür ederiz. Bizi işte bir kere daha şaşırttınız anlattığınız şeylerle. Bir de Eskişehir'de çıkan bir taştan bahsedecek. Taştan taşı hemen hocamız size anlatsın. Evet hocam, sizden dinleyelim istiyorsanız. Efendim, kalsedon Eskişehir'in doğal kaynaklarından yarı değerli bir taştır. Ben de o taşın işletmecisiyim, maden işletmecisiyim. Taşımız silisyum dioksittir kimyasal bileşimi. Mavi renk taşır. Uluslararası çalışmalarımız var. Bütün dünyaya taşı tanıttık. Bu taşla hanımlara yönelik mücevherler yapılıyor. İşleterek ham taş olarak ihraç ediyoruz. Aynı zamanda kendimiz için de bu taşı işlettirip yarı mamul gümüşle birleştirip takılar oluşturuyoruz. Peki biz teşekkür ediyoruz Turizm Report olarak zaman ayırdığınız için.